Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Doğa ve kimya diyoruz arkadaşlar ve bu senenin son ünitesini hep birlikte tamamlamış oluyoruz. Şimdiye kadar en son maddenin halleri ünitesini tamamlamıştık. Onun üzerine katılar, sıvılar, gazlar ve plazmalar üzerine derinlemesine konuşmuş sorular çözmüştük. Şimdi geldik doğa ve kimyadan bahsediyor olacağız arkadaşlar. Müzik <laughs> Peki içerik olarak neler karşımıza çıkacak? Neleri bilmemiz gerekecek? Daha doğrusu neleri öğreniyor olacağız? Öncelikle iki bölümden oluştuğunu söyleyebiliriz. Su ve hayat ve çevre kimyası olmak üzere iki temel bölümümüz var. Su ve hayat bölümünde suyun varlıklar için öneminden bahsederek başlayacağız arkadaşlar. Ardından su tasarrufu. Neden su tasarrufu gerekli bir şey? ve su kaynaklarını nasıl korumalıyız bunlar üzerine konuşuyor olacağız. Sonrasında yine su ile devam edeceğiz ve su sertliği diyeceğiz. Bu defa su sertliğine nelerin sebep olduğunu ve su sertliğinin sonucunda nelerin geliştiğini gözden geçireceğiz. Ardından çevre kimyası diyeceğiz ve burada çevre kirliliği üzerine konuşuyor olacağız daha çok. Hava kirleticiler, su ve toprak kirleticiler diyeceğiz. Genel anlamda kirleticileri tanımlayacağız ve bunların nasıl sonuçlara yol açtıklarını değerlendireceğiz. Son olarak da çevre koruması diyeceğiz. Yani buna karşılık bizim ne yapmamız gerekiyor? Bunlardan bahsediyor olacağız. Şimdi yapacaklarımız bunlar. Peki programımız nasıl? Bundan sonrasında bu derste de bittikten sonra biz neler bekleyecek? Onlar üzerine şöyle bir konuşacak olursak. Doğa ve Kimya ile birlikte biz kimyayı tamamen bitirmiş olacağız. 9. sınıf kimyasını tamamlayacağız. Ardından coğrafya, biyoloji, matematik, din, İngilizce, tekrar coğrafya, fizik ve İngilizce şeklinde ay sonuna kadar derslerimiz devam ediyor olacak arkadaşlar. Buraya eklentiden de ulaşmanız mümkün. Programı takip edin. Hiçbir dersi kaçırmayın lütfen. Programı da şöyle gözden geçirdiğimize göre Ders sonrası çalışma anlamında bize neler kalıyor? Hemen ondan bahsedelim. Yani ödevlendirmelerimizi yapalım. Şimdi sıfırdan dokuza kimya kitabı zaten Temel enstrümanımızdı temel kitabımızda ve sene boyunca baya bir yol kat ettik. Koca kitabı hep birlikte bitirdik arkadaşlar. Şimdi ödevimiz son ünitenin tamamı olacak. Yani su ve hayat, çevre kimyası şeklinde doğa ve kimya ünitesinin tamamından sorumlu olacağız. Yani 200'den 218'e kadar çözülmemiş, bakılmamış yer bırakmayacağız arkadaşlar. Neler var peki içeriğimizde hemen ünitenin başından başlıyoruz zaten. Her sayfada sol tarafta bize konu anlatacak kitabımız ve sağ tarafta burada anlatılan konuyla ilgili soru sorular yöneltecek bize ve bu şekilde devam edecek. Konu anlatımları bittikten sonra tarama testleri biz bekliyor olacak. Tarama testlerini tamamlayacağız. Diğer testlerimiz, diğer öncelerimiz, daha doğrusu diğer bölümleri tamamladıktan sonra yine tara geç testlerimiz karşımıza çıkacak ve son olarak da ünite sonundaki test geçleri tamamlıyor olacağız. Herhangi bir soruda takılacak olursak kare kodlarımız sayfa başlarında bizi bekliyor olacak ve video çözümüyle anlamadığımız yerleri giderecek. Onu tamamladıktan sonra da Dinamo Kimya kitabı arkadaşlar. Bu da tamamlayıcı kitabımız diyebiliriz. Bunu da hep birlikte bitirdik. Artık son ünitesi kaldı burada da çözülmeyi bekleyen. Doğa ve Kimya 195'ten 216'ya kadar yine çözülmemiş soru bırakmayalım arkadaşlar bu kitapta da. Karşımıza nasıl bir durum çıkıyor peki bu kitabımızda? Burada her sayfanın başında bize bir çözümlü örnek veriyor. Bu çözümlü örnekle birlikte konuyu bize aslında açıklamış, anlatmış oluyor. Ardından da yukarıda çözümlü örnekle alakalı dört tane soru. Her sayfada bizim çözümümüzü bekliyor. Böylece iyice her şeyi oturtmuş olacağız. Yerlerine gelecek. Bölümler bittiği zaman tarama testleri karşımıza çıkacak. Tarama testlerini de tamamlayacağız ve son olarak ünitenin tamamını bitirdikten sonra ünite tekrar testleri, ünite tekrar testlerinden sonra Fen lisesinde okuyan arkadaşlarımıza yönelik soruların bulunduğu testlerimiz, ÖSYM tarzı soruların bulunduğu testimiz ve en sonunda da yazılı tipinde soruların bulunduğu testlerle mevzuyu tamamen bitirmiş olacağız. Kare kodlarımız bu kitabımızda da mevcut. Çözemediğimiz herhangi bir soru için video çözümüne ulaşabiliyoruz. Güzelce ödevimizi de aldığımıza göre o zaman ne yapalım? Hemen dalalım ve konuyu bitirelim bakalım. Arkadaşlar ilk bölümümüz su dedik. Su ve hayat dedik. Dolayısıyla suyun neden bu kadar önemli, neden bu kadar değerli ve neden böyle bir bölümü sırf suya ayırmak gerekiyor? Ondan bahsederek başlayalım. Arkadaşlar su insan için bitkiler için, hayvanlar için ve dünya için olmazsa olmaz hani bir gezegende yaşam mümkün mü diye araştıracak olursak hemen ilk ilk bakacağımız şey bu gezegende su var mı oluyor. Su olursa ancak yaşam mümkün oluyor herhangi bir yerde. O kadar mühim bir maddeden bahsediyoruz. Peki ne işe yarıyor su insan için? Vücudun ısı dengesini su sağlıyor arkadaşlar vücudumuzun büyük çoğunluğunu bakın görsel de bize anlatıyor yüzde 80 başlıyor yüzde 80 hatta 85 ile başlıyor doğduğumuz zaman vücudumuzun çok büyük bir kısmı su moleküllerinden oluşuyor hani yaşlandıkça bu en fazla 55'e kadar düşüyor. Dolayısıyla insan vücudunun büyük bir kısmını, büyük bir oranını su oluşturuyor aslında. O kadar önemli bir şey. İşte vücudumuzun bu kadar önemli bir kısmını su oluşturmasaydı vücudumuz mesela ısıl bir denge sağlamayacaktı. Hani 36,5 santigrat derece gibi bir sabit sıcaklığa sahibiz genel anlamda bunun sebebi aslında su. Burada sabit kalabilmesini su sağlıyor. Biz buzluğun içerisine de girsek belli bir süre sıcaklığımızı en azından muhafaza edebiliyoruz veya çok sıcak bir ortama gidecek olsak da biz su sayesinde sıcaklığımızı muhafaza edebiliyoruz. İşte e, suyun ısı kapsamı çok yüksek olduğu için e, ani ısı değişimlerine engel oluyor. Yani bu sadece insan vücudu için geçerli değil. E, gidip mesela nem oranının yüksek olduğu bir yerde yaşarsanız orada sıcaklık çok büyük değişimler gerçekleştirmez. Yani e, gündüz ve gece arasında çok büyük bir sıcaklık farkı olmaz. Çünkü havadaki o su buharı ısıyı korur. E, sıcaklık değişimine engel olur. Ama bir çöle gidecek olursanız gece ile gündüz arasında inanılmaz büyük sıcaklık farkı vardır. Bu suyun eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Peki vücudumuzun ısıl dengesini su sağlıyor dedik. Bunun dışında besinleri su olmasaydı sindirmemiz mümkün bile değildi arkadaşlar. Su, bütün sindirim sürecinin tamamında illaki su molekülleri devrede görev oluyor. Hareket edebilmemiz için yani eklemlerimizin kayganlığını sağlayabilmemiz için illaki suya ihtiyacımız var. Su olmasaydı kolumuzu bile kıpırdatamazdık. Bırakmış kolumuzu parmağımızı kıpırdatamazdık. O kadar önemli. E sadece sindirim değil her türlü boşaltım sürecinde terlemede de dahil olmak üzere suya ihtiyaç duyuyoruz metabolik bütün faaliyetlerde su vardır arkadaşlar yani hücrenin içerisinde gerçekleşen bütün olaylar illaki su ile alakalıdır suyun varlığı sayesinde gerçekleşiyordur e beynimiz bizi üstün kılan kısım zaten beyne sahip olmamız, düşünebiliyor olmamız işte beynin bütün fonksiyonları yine suya bağlıdır. Beynin büyük bir oranını yine su molekülleri oluşturur aslında ve derimizin nemliliği gene su sayesinde mümkün oluyordur arkadaşlar. Su insan için olmazsa olmazdır diyoruz. Tabii ki sadece insanlar için değil, bitkiler için de aynı şeyler geçerli. Fotosentez ve terleme gibi bitkiyi bitkiyi yapan bütün özellikler tabii ki su sayesinde gerçekleşiyor. Gerekli maddelerin topraktan taşınması yine suyun varlığı sayesinde mümkün oluyor arkadaşlar besinlerini bu şekilde alıyorlar ve besinleri bu şekilde üretiyorlar diyebiliriz ve besin maddelerinin tabii ki taşınması yine su sayesinde gerçekleşebiliyor. Bir bitkiyi düşünün ki kavak ağacı işte çok çok yüksekteki dallarına bile suyu ve su sayesinde de ihtiyaç duyduğu mineralleri, besinleri oraya kadar e, aktarabiliyor. Bunun sebebi suyun varlığıdır. Hayvanların geneline bakacak olursak tabii ki insanların e, ihtiyaç duyduğu bazı özelliklerin çoğunluğu hayvanlarda da var. Bunun dışında suda yaşayan bazı canlılar var. Yani doğrudan Su onların yaşam alanı onların habitatını oluşturuyor dolayısıyla onlar için çok çok daha önemli bir balıktan bahsettiğimiz zaman tabii ki su olmadan balık diye bir şeyin olması mümkün değil. Ve ihtiyaç duydukları oksijeni sudan alıyorlar öyle düşünelim. E biz hadi havadan alıyoruz oksijenimizi ama balıkları düşünecek olursak doğrudan e, solunum yapabilmeleri için bile o suya ihtiyaçları var. Vücutlardaki ısıl denge yine su sayesinde gerçekleşiyor. Sadece insan için değil hayvanlar için de bu denge su sayesinde sağlanıyor. Ve tabii ki hayvanların da yine bütün metabolik faaliyetlerinde illaki su görev alıyor. Peki bu kadar önemli bir şey. O olmazsa biz de olmazdık. Böyle bir maddeden bahsediyoruz. Bunu gerçekten tasarruflu kullanmak zorunda mıyız? Şimdi dünyanın genelini düşündüğümüz zaman ya dünyanın dörtte üçü sulardan oluşuyor zaten. Hani... E, Inanılmaz çok miktarda su var. E biz neden hala daha bunun tasarrufundan bahsedip duruyoruz arkadaşlar? İşler bu kadar toz pembe değil çünkü. Çünkü dünyada evet çok fazla su var. Dörtte üçü sudan oluşuyor. Ancak bu dörtte üçü su oluşan sudan oluşan dünyadaki hani su miktarının yüzde 97'si tuzlu. Yani evet bu kadar yüksek miktarda ama Biz kullanamıyoruz yüzde 97'sini. Sadece yüzde üçü tatlı su yani bizim kullanımımıza uygun olma ihtimali olan su sadece yüzde oluşturuyor. Bakın bu yüzde üçün de %68.3'ü buzullarda yani yüzde üçün yüzde biz gene kullanamıyoruz mümkün değil orada öylece duruyor. %31.4'ü yer altında yine kullanmamız oldukça düşük ihtimal yeraltı sularını alıp değerlendirmemiz çok da kolay değil ve bu yüzde üçün binde üçlük kısmı ancak yerüstü su kaynağı olarak değerlendirilmeye ihtimali var mümkün ama bu yüzde üçün binde üçünü de yüzde 87'si göllerde yüzde 11'i bataklıklarda ve yüzde ikilik kısmı sadece yani yüzde üçün binde üçünün yüzde ikisi akarsu şeklinde ...hani bizim en rahat kullanabileceğimiz pozisyonda bu var. Yani dünyadaki su miktarının çok 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 az kısmı bizim kullanabileceğimiz durumda. E dünyadaki insan nüfusundaki bu devasa artışı da değerlendirip düşünecek olursak... ...artık bu kullanılabilir su insanlar için yeterli gelmemeye başlıyor. O yüzden ne yapmamız lazım? Bir şekilde buna tasarrufu sağlamamız lazım. E herkese yetebilecek kadar suyun kalmasını sağlamak lazım. Peki biz bunu nasıl yapabiliriz? Bu... Çok çok az miktardaki suyun korunmasını nasıl sağlarız? Öncelikle tabii ki tasarruftan bahsediyorsak gereksiz kullanımımızı bir durduracağız. Öncelikle kendimizden başlayacağız. Gereksiz kullanımı durdur. Ardından e, bozuk muslukları bir tamir edeceksin. Tamam sen kullanmıyorsun ama bir taraftan bozuk musluk yüzünden akıp akıp giden su var. İşte bunu engellememiz gerekiyor. Acilen muslukları tamir etmemiz lazım bizim gibi davranmayan gereksiz kullanımı durdurmayan insanları bir uyarmamız lazım. Yani bu bireysel olarak sağlanabilecek bir şey değil. Herkesin bu konuda taşın altına eli sokması gerekiyor ve e, insanları uyarması gerekiyor. Kirliliği önlememiz gerekiyor. Yani sadece gereksiz kullanımla değil, aynı zamanda kirleterek de suyun kullanım dışı kalmasına sebep oluyoruz. İşte bunu da engellememiz lazım. Yani suyu e, sadece tasarruflu kullanmayı bir kenara atıp e, bir taraftan da kirlenmesini, kullanımının mümkün kalmasını sağlamamız gerekiyor. Ve bununla ilgili tabii ki toplumda bir söz sahibi olabilmek için, toplumda genel bir e, çalışma başlatabilmek için kampanyalar düzenlememiz gerekiyor. Genel anlamda yapabileceklerimiz bunlardır. Peki, geçelim su sertliğinden bahsetmeye. Hani su evet çok değerli, çok az miktarda var. Tasarruflu kullanmamız gerekiyor ama her su da Aynı değerde kullanılamıyor. Bazıları var ki sert özellik gösteriyor. Dolayısıyla istediğimiz verimi o sudan alamıyoruz. Peki bir suyun sert olup olmamasına nasıl karar veriyoruz? Arkadaşlar burada iki tane temel iyondan bahsedeceğiz. Bunu unutmuyoruz. Hemen 2A grubundan aklımıza gelecek. Alt alta da zaten periyodik sistemde de. Kalsiyum, temelde kalsiyum ve magnezyum iyonları eğer bir suyun içerisinde yüksek derişim de varsa o su sert bir sudur ve istenmeyen bir duruma sahiptir. Dolayısıyla suda mümkün olduğunca bu kalsiyum ve magnezyum iyonlarının az olmasını istiyoruz. Peki bu sertlik her zaman aynı davranışa mı sahip? Nasıl bir davranışa sahip olabiliyor? Şimdi geçici ve kalıcı sertlikten bahsedeceğiz arkadaşlar. Kalsiyum ve magnezyum olmazsa olmaz zaten. Eğer bunlar varsa su serttir. Ama su eğer bu kalsiyum ve magnezyum iyonlarının dışında bir karbonat iyonları içeriyorsa bu defa o kadar da korkulacak bir durum yok. Bir karbonat iyonları varsa yapmamız gereken sadece kaynatmak kaynatmak yeterli olacaktır. Çünkü kaynattığımız anda bu karbonat iyonları kalsiyum ve magnezyum iyonları ile birlikte çökecektir. Kalsiyum hidroksit katarsak gene çökme gerçekleşecektir. E dolayısıyla da bunlar çöktüğü anda da biz sudaki sertlikten kurtulmuş olacağız. Buna geçici sertlik diyoruz. Ancak eğer yine bu kalsiyum ve magnezyum iyonları yanlarında bu defa bir karbonat değil de klor veya sülfat iyonları içeriyorsa bu defa işimiz o kadar kolay değil. Yani kaynatmamız buradaki kirecin ya da kalsiyum ve magnezyumun çökmesini sağlamakta yeterli olmayacak. Bu defa iyon değiştirici reçine adını verdiğimiz maddeleri kullanmamız gerekecek. Mesela sodyum karbonat bunlardan birisi. Sodyum karbonatı kullanacak olursak Buradaki kalsiyum klorürler veya kalsiyum sülfat bileşikleri ya da magnezyum klorür veya magnezyum sülfat bileşikleri sodyum karbonatla tepkimeye girecek. Kalsiyum karbonat veya magnezyum karbonat olarak çökmesi sağlanacak ve sodyum klorür tuzu oluşacak suyun içerisinde. Dolayısıyla artık istenmeyen iyonlar <laughs> katı olarak ortamdan uzaklaştığı için sudaki sertliği gidermiş olacağız. Ancak bu şekilde iki parçada işleyebiliriz. Peki suyun sertliğini neden istemiyoruz? Ne gibi olumsuz yanları var ki biz su sert olmasın diyoruz. Arkadaşlar öncelikle sert bir suda yani kalsiyum ve magnezyum iyonlarınca zengin bir suda biz sabunu köpürtemeyiz. Köpürme kapasitesi oldukça düşük olur. Peki bu neye sebep olur? Sabun köpürmüyorsa köpürmesin. Ne olacak? Su ve sabun sarfiyatı artmaya başlar. Çünkü sabun köpürmesi temizlik işlevini gerçekleştiremezsin. Temizleyemeyince biraz daha sabun katarsın. E biraz daha su kullanman gerekir ki temizlik gerçekleşebilsin. Dolayısıyla hani en başta söylediğimiz şeyi tam tersi durum gerçekleşiyor. Suyu tasarruflu kullanmamız gerekir derken tam tersini sarfiyatını artırmış oluruz eğer suda sertlik olursa. Su kullanan makinelerin bozulmasına sebep olur. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi hani reklamlarda falan da sıklıkla karşılaşırız işte rezistanları e, kireçlenmiştir. Bu tamamen suyun sertliğinden kaynaklanmaktadır. E, dolayısıyla böyle olumsuz bir yanı da var. E, su borularında tortular oluşturur bu kireç çöker diyoruz. Çöktüğü zaman tortular oluşturacak, tıkanmalara sebep olacak. Büyük büyük problemler bunlar. Yemeklere gelecek olursan hani elinin lezzeti vardır derler ya bazı insanlara aslında daha çok o suyun lezzeti vardır. Eğer e, yemeği pişirirken sert bir su kullanırsan orada yemeğinden lezzet bekleyemezsin. Demlediğin çaydan lezzet bekleyemezsin. Ancak sert olmaz yumuşak bir su kullanırsan bu defa çok daha lezzetli ürünler ortaya çıkacaktır. Çamaşırları grileştirme gibi bir problemi var aynı zamanda e, bu sert suların arkadaşlar. E, çayı az önce bahsettik bulandırır daha bulanık bir çay içersin. istediğin kadar kaliteli çay kullan Kullandığın su sert bir suysa bulanık bir çay içmeye mahkum kalırsın ve içimi kötü ve lezzetsiz bir suya sahip olursun. Bazı sular var ki böyle dikersin kafaya lıkır lıkır, lıkır lıkır içersin bu onun yumuşak bir su olduğunu gösterir. Oysa ki bazı sularda böyle çok susamışsındır ama bir bardağı içersin daha fazla içmek istemezsin. Çünkü içtiğin su sert bir sudur oldukça kötü ve lezzetsiz bir su vardır karşında. Arkadaşlar şu maddeye dikkat ediyoruz. Başta ne dedik biz sabunun te temizleme kapasitesini düşürür, suda bir sertlik varsa. Dolayısıyla daha fazla su ve sabun tüketmeye başlarsın. Ama bu deterjanlar için geçerli bir durum değil. Suyun sertliği deterjanların köpürmesini etkilemez. Dolayısıyla temizleme kapasitesini de etkilemez. Bu ikisi arasındaki farkı unutmuyoruz. Bazı sorularda çeldirici olarak bu konulabiliyor. Aklımızda kalıyor hani evet sabunun temizleme kapasitesini düşürür. Ama soruda şıkka diyorlar ki deterjanların temizleme kapasitesini düşürür. Hemen aklımıza geliyor diyoruz ki ya sabunu düşürüyorsa deterjanı da düşürür. Öyle bir şey yok deterjanlarda bu etkiyi yapmıyor. Hemen bir soru çözelim o zaman. Yumuşak su ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Yumuşak sularda sabun sarfiyatı daha azdır diyor arkadaşlar. Tabii ki gayet doğru bir ifadedir. Çünkü sert sular temizleme kapasitesini düşürüyordu sabunu köpürtmediği için. Ee, ancak yumuşak sularda böyle bir problem yok. Deniz ve kö göl suları yumuşak sudur. Deniz ve göl sularında kalsiyum ve magnezyum iyonları... Ee, çok fazla olmadığı için yumuşak su olarak kabul edilebilir. Magnezyum ve kalsiyum iyonları derişimi azdır diyor. Yumuşak suyun özelliği bu zaten sert sularda tam tersine bunlar fazla olduğu için e, sertlik gerçekleşiyordu ısıtıldığında kapta daha az tortu bırakır. Bu ifade de tabii ki doğru bir ifadedir. E, çünkü sert sular bu tortuyu bırakıyorsa yumuşak sulardan beklemeyiz. İçimi hoştur. Tabii ki yumuşak suların içimi çok daha hoş olacak. Deniz ve göl suları kalsiyum ve magnezyumca zengin sular oldukları için tabii ki sert e, sulardır arkadaşlar. Bu nedenle evlerimize gelmeden önce e, öncelikle bazı işlemlerden geçirilirler ve sertliklerinin giderilmesi sağlanır. Kirliliğe gelecek olursak özellikle hava kirleticilerden bahsedecek olursak arkadaşlar atmosfere salınan bazı gazlar bazı önemli kirliliklere ve problemlere yol açarlar. Bunların tabii ki nedenleri farklı farklı olabilir. E, her zaman insanları suçlamamak gerekiyor. Tabii ki büyük çoğunlukta insanlar bu konuda suçlu ama doğal bazı etkenlerde olabiliyor. Ne gibi? Volkanik patlamalardan açığa çıkan özellikle sülfür içerikli gazlar yani kükürt içerikli gazlar çevre kirliliğine sebep olabiliyor. Doğal sebeplerle oluşan orman yangınları yine karbondioksit gazı açığa çıkardıkları için çevre kirliliğine sebep olabiliyor. Ama tabii ki temel etken insandır. Yani insanların oluşturdukları, kurdukları fabrikaların atmosfere saldıkları gazlar, motorlu taşıtların atmosfere saldıkları gazlar ve ısınma ihtiyacını gidermek için yaktığımız maddelerin açığa çıkardığı gazlar havayı inanılmaz derecede kirletiyorlar maalesef. Şimdi burada temel maddeler olarak Havayı kirleten temel gazlar olarak azot oksitler, kükürt oksitler, karbondioksit ve karbonmonoksit gazlarını sayabiliriz. Azot şöyle genel bir başlık altında NOx şeklinde belirtebiliriz. Yani bu azot dioksit veya azot e, monoksit gazları olabilir aynı şekilde bu etkiyi gösteren. Kükürt oksitleri SOx şeklinde gösterebiliriz kükürt dioksit, kükürt trioksit bunlar yine zararlı gazlardır. Karbon dioksitin CO2 şeklinde bir formüle sahip olduğunu biliyoruz. En temel kirletici olarak bunu değerlendirebiliriz ve karbon monoksitin de CO formülüne sahip olan bileşik olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Peki bunlar neler yapıyorlar? Hangi önemli problemler karşımıza çıkıyor? İlk hava kirliliği etkisi olarak asit yağmurlarını belirtebiliriz arkadaşlar. Asit yağmurlarının ...üç temel sebebi vardır. Aslında burada şu ikisi birincil sebep karbondioksit biraz daha ikincil sebep olarak karşımıza duruyor. Ne yapıyorlar peki? Bitki örtüsüne zarar veriyor asit yağmurlarının oluşumu. Tarihi eserlere önemli zararlar veriyor. Toprağın yapısını bozuyor. Toprağın canlılığın devam etmesi için yeterli durumda olmasını engelliyor ve suda yaşayan canlılara tabii ki önemli zararlar veriyor. Bu pH'in düşmesinden kaynaklanıyor. Nasıl oluyor peki bu? Mesela oksit gazı atmosferde fazla miktarda kükür oksit gazı varsa bu gaz havadaki su buharıyla tepkimeye giriyor. Şimdi havadaki su buharıyla tepkimeye girsen olacak ki hocam? Eğer bu tepkime gerçekleşirse açığa sülfürü kesit çıkıyor. Yani zat adını verdiğimiz oldukça kuvvetli bir asit ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yağan yağmurun içerisinde bildiğin zat yağı oluyor ve pH inanılmaz düşürmüş oluyor. Bu da çok önemli zararlar veriyor bize. Ya da azot dioksit gazı atmosferde çok fazlaysa yine havadaki su buharıyla tepkimeye giriyor ve nitrik asit oluşumuna sebep oluyor. Kezzap yağıyor başımızdan aşağı yani. Dolayısıyla çok önemli zararlar veriyor. Karbondioksitin havada çok olması su ile yine tepkimeye giriyor ve bu defa karbonik asit oluşumuna sebep oluyor. Neden onu ikinci sebep olarak sayıyoruz peki? Çünkü sülfürik asit ve nitrik asit arkadaşlar bunlar oldukça kuvvetli asitlerdir. Dolayısıyla pH'i çok fazla düşürürler. Yani asidik etkisi çok yüksektir. Ancak karbonik asit zayıf bir asit. Zayıf bir asit olduğu için bu ikisi kadar büyük bir etki yaratmıyor. O kadar önemli bir pH düşüşüne sebep olmuyor. Tabii ki bir etken ama bu ikisi kadar ölümcül etkenler değildir diyebiliriz. Sera etkisine gelecek olursak arkadaşlar sera etkisini genel anlamda şöyle tanımlayabiliriz. Güneşten gelen ışınların gitmesini engelleyen yani tamam gelecek ama geldiği kadar gitmesi de gerekiyor. Eğer gitmesini engellersen e, fazladan kalmış oluyor ve e, bu da yine önemli sorunlara sebep oluyor. Ne yapıyor peki? Güneş enerjisi dünyanın atmosferine öncelikle ulaşıyor ve bir kısmı uzaya yansıyor. Bakın Gelir gelmez bir kısmı yansıyor. Hepsi atmosferin içerisine girmiyor. Zaten bir süzgeçten geçirilerek atmosferin içerisine giriyor. Ardından güneşten gelen enerjinin bir kısmı ise dünyayı ısıtan toprak ve okyanuslar tarafından tutuluyor. Bunlar zaten dünyanın ihtiyaçları, ihtiyacı kadarını tutuyor. Peki ihtiyacı tutul ihtiyacı olmayan kısmı ne yapıyor? Bunu tekrardan uzaya geri yansıtması gerekiyor. Dolayısıyla ihtiyacının kadarını alıp gerisini göndermesi gerekiyor. Bir kısmı atmosferdeki sera gazları tarafından tutulur. Dünyada yaşamın var olabilmesi için dünyanın sıcak olmasını sağlar. Yani e, belli bir miktar sera gazı zaten ihtiyaçtır. Atmosfere yol yayılan bu ısının bir kısmının zaten dünyada kalması gerekiyor. Ama eğer bu çok fazla olursa bu defa dünya olması gerekenden çok daha sıcak hale gelmeye başlıyor. Şimdi fosil yakıt yakma gibi insan faaliyetleri atmosfere salınan sera gazı miktarını artırır. Belli miktar gerekli ama bu belli miktarın üstüne çıktığı zaman ne oluyor? Dünyanın aşırı derecede ısınmasına sebep oluyor. E aşırı derecede ısındığı zaman ne oluyor? Küresel ısınma dediğimiz olay meydana gelmiş oluyor ve iklim değişiklikleri ortaya çıkıyor. Bir bakıyorsunuz ki bahar mevsimi diye bir şey kalmamış. Artık kıştan doğrudan yaza geçiyoruz, yazdan doğrudan kışa geçiyoruz. Eğer böyle devam edecek olursa biz bu gazları salmaya devam edersek ve sera etkisi bu ölçüde devam ederse dünya böyle ısınmaya devam ederse ne olacak? Buzullar erimeye başlayacak. Bazı şehirler sular altında kalacak sırf bu sebepten ötürü arkadaşlar. Dolayısıyla karbondioksit, metan, ozon, azot dioksit ve su buharı gibi önemli sera gazları tamam belli miktarda olması gerekiyor ama bu miktarın üzerine çıktığı zaman e, sonumuzu getirecek etkenler oluyorlar. Bir diğer önemli hava kirliliği olayı ozon tabakasındaki incelme arkadaşlar. Şimdi ozon tabakası hani ser etkisinden bahsederken az önce dedik ki güneş ışınları dünyaya geliyor ama gelirken bir kısmı atmosfere girmeden geri yansıtılabiliyor. Yani süzülerek dünyaya geliyor. İşte dünyanın üzerindeki o atmosferin üzerindeki süzgeç aslında ozon tabakasıdır üst katmanlarda bulunan atmosferin üzerinde bulunan bir tabakadan bahsediyoruz arkadaşlar. Stratosfer tabakasında bulunuyor. Bunun amacı nedir peki? Güneşten gelen UV ışınlarının çok yüksek enerjili olanlarının geri yansımasını sağlıyor. Yani dünyaya zarar vermesini engellemiş oluyor. Ancak açığa çıkan bazı gazlar ozon tabakasına kadar ulaşıyor ve ulaştıkları bu ozon tabakasında ozon molekülleriyle tepkimeye giriyorlar. Bu şekilde de ozon tabakasının incelmesine sebep oluyorlar. Yani atmosferin üzerindeki süzgeci ortadan kaldırmaya başlıyorlar. Dolayısıyla güneşten olması gerekenden çok daha fazla ultraviyole ışını dünyaya geliyor. Cilt kanserinin son zamanlardaki en büyük sebeplerinden birisi ozon tabakasındaki bu incelmedir mesela arkadaşlar. Gelelim su ve toprak kirleticilerden bahsetmeye Plastikler, deterjanlar, organik kimyasallar, ağır metaller ve piller, endüstriyel atıklar. Temel anlamda sayabileceğimiz su ve toprak kirleticiler bunlar arkadaşlar. Bu ikisini birlikte düşünmek zorundayız. Çünkü suyu kirletiyorsak o bir şekilde toprağın kirlenmesine sebep olur. E, toprağı kirletiyorsak bu suyun kirlenmesine sebep olur. Yani birini kirlettiysen öbürünü de kendiliğinden kirletmişsindir. Peki plastikler neden bu kategoriye alınıyor? Çünkü çok uzun yıllar boyunca bozulmadan kalabiliyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla da hem suya hem de toprağa büyük zararlar verebiliyorlar. Özellikle içerdikleri kimyasallar nedeniyle ve tabii ki canlılığı olumsuz bir şekilde etkiliyorlar. Özellikle okyanuslarda biliyorsunuz yeni bir kıta oluştur resmen bu plastiklerden kaynaklanan bir kıtanın varlığından bahsediliyor. Tabii ki buradaki canlılığı o inanılmaz olumsuz bir şekilde etkiliyor deterjanlar. Bakın arkadaşlar, temizlik maddesi olarak sabunları bu kategoriye koymuyoruz ama deterjanları koyuyoruz. Çünkü sabunlar doğada biyolojik olarak parçalanabiliyorlar ancak deterjanların böyle bir yönü yok. Doğada parçalanması çok uzun sürüyor. Bu da zararlı kimyasallar olduğu için çevreye zarar vermelerine sebep oluyor. Organik kimyasallara gelecek olursak, kimya, petrol, boya ve ilaç sanayindeki atıkların doğada bulunması, toprağa veya suya karıştırılması yine uzun süre bozulmamalarından ötürü çevreye zarar vermelerini sağlıyor. Zaten adı üzerinde kimyasal maddeler olduğu için de bütün canlılığı olumsuz bir şekilde etkiliyor. Ağır metaller ve pillere gelecek olursak arkadaşlar ağır metal demek kanserojen etki demektir, zehirleyici etki demektir. E ee, Kadmiyum, demir, bakır, kurşun, çinko ve kobalt gibi ağır metallerin böyle önemli olumsuz etkileri vardır. E, piller de zaten aslında ağır metaller içeren e, maddeler olduğu için kesinlikle toprağa ve suya karıştırılmaması, atılmaması doğru bir şekilde imha edilmesi gerekiyor. Endüstriyel atıklara gelecek olursak boyalar, metal çözeltiler ve ilaçlar bu kategoridedir. Yine sağlığı inanılmaz derecede olumsuz etkileyecek etkenlere sahipler. Bunların da yine topraktan ve sudan uzak tutulması gerekiyor. Peki çevreyi bu kadar olumsuz etken altında kalıyorsa nasıl koruruz? Bizim üzerimize düşen görevler neler? Şimdi atmosferdeki kirlilikten bahsediyoruz. E bazı gazlar var bu kirliliği sebep olan. Dolayısıyla o gazların atmosfere gitmemesi gerekiyor. Bunu nasıl sağlarız? En önemli etkenlerden birisi fabrika bacalarından açığa çıkan gazlardı. E demek ki o bacaları bir filtrelememiz gerekiyor ki bu salınımın önüne geçebilirim. ...zararlı soğutucu akışkanlar kullanılmamalı. Arkadaşlar burada karşımıza çıkacaktır klorofluorokarbon bileşikleri. Bunlar e, ozon tabakasındaki bu incelmenin temel sebebidir. Ve e, klorofluorokarbonlar daha çok soğutucularda kullanılıyor. Ne gibi? E, buzdolabı gibi, klima gibi maddelerde kullanılıyor. Veya e, deodorantlarda yine klorofluorokarbonlar kullanılabiliyor ve... Ozon tabakasına en büyük zararı bunlar veriyor. Dolayısıyla bunların kullanıldığı herhangi bir maddeyi kullanmamamız gerekiyor, almamamız gerekiyor. Fosil yakıt kullanımı azaltılmalıdır. Fosil yakıt demek karbondioksit demek, kükürt trioksit demek, azot dioksit demek. Şimdi bu gazları salınımının en yüksek olduğu yakıt türü fosil yakıtlar. Dolayısıyla mümkün olduğunca biz fosil yakıtları kullanmazsak e, bu gazların salınımını da önüne geçmiş oluruz. Yalıtım yapmak. Arkadaşlar peki bu fosil yakıtları nasıl kullanmayız? Nasıl olacak da biz kömür yakmayacağız, doğal gaz yakmayacağız ya da tüp kullanmayacağız? Ee, yalıtım yaparsak ısı kaybını önlersin. Isı kaybı olmazsa da ısınmak için bunları yakmana gerek kalmaz. Böylece çevreyi kirletmezsin hem de cebine de faydası olur. E ee, Peki enerji ihtiyacımızı nasıl gidereceğiz? E, yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneleceğiz. Mümkün olduğunca rüzgar güllerini dikmeye devam edeceğiz, hidroelektrik santrallere yöneleceğiz. Yani yenilenebilir enerji kaynağı ne kadar fazlaysa kirlilik o kadar azdır. Böylece enerji ihtiyacımızı da karşılamamız mümkündür. Bilinçsiz gübreleme ve ilaçlama toprak kirliliğinden, su su kirliliğinden bahsettik. Bilinçsiz bir şekilde gereğinden fazla gübreleme yaparsak veya ilaçlama yaparsak bu kimyasalların toprağa ve suya karışması demektir. Çevreyi doğrudan kirletmiş oluruz dolayısıyla asla bilinçsiz bir şekilde bunları yapmamamız gerekiyor. Suyu temiz tutmamız aslında her şeyi temizlememiz demek oluyor. Dolayısıyla su arıtım tesisi sayısını artırmamız gerekiyor. Mümkün olduğunca suyu arıtmamız gerekiyor ve tabii ki geri dönüşüme yönelmemiz gerekiyor. Kullandığımız herhangi bir plastiği doğrudan çöpe atmaktansa onun bir geri dönüşüme tabi tutulmasını sağlamak gerekiyor bu sayede e, bu kirliliklerin önüne geçebiliriz. Birkaç tane soru çözelim bakalım. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri küresel ısınmaya neden olan gazlardan biri değildir? Şimdi küresel ısınma dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Sere etkisinin sonucuydu aslında. O zaman hangisi sera gazıdır diye sormuş oluyor bize daha doğrusu hangisi sera gazlarından biri değildir diye sormuş oluyor. Arkadaşlar su buharı bir sera gazıdır unutmuyoruz sera etkisine sebep olan gazlardan biridir. E, dolayısıyla atmosferde gereğinden fazla su buharının da bulunmaması gerekiyor. Karbondioksit zaten temelini oluşturuyor. Bu esere etkisinin küresel ısınmanın en temel sebebi karbondioksit gazıdır. Ancak azot gazında böyle bir şeyden bahsedemeyiz. Zaten atmosferin %78'ini azot gazı oluşturuyor. E, dolayısıyla küresel ısınmaya sebep oluyor demek doğru bir hamle olmaz. O zaman e, hangisi değildir diye sormuş. Pardon yalnız 3 bizim cevabımız olacak. Sadece azot gazı bu özelliği göstermez. Aşağıdaki maddelerden hangisi su sertliğine neden olan iyonlardan biridir? Arkadaşlar hangileriydi? Dedik ki su sertliği deyince aklımıza iki tane iyon gelecek. Birisi kalsiyum, diğeri magnezyum iyonu olacak. Yani birinci ve ikinci evet su sertliğinin sebebidir. Üçüncünün üstünü çizebiliriz. Klor su sertliğine sebep olan iyonlardan birisi değildi. Sadece ortamdaki varlığı kalıcı sertliğin önüne açıyordu. Dolayısıyla bir ve iki cevabımız olacak. Bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur diye sormuş bir defa. Tüm su, tüm sindirim ve emilim işlevleri için gereklidir. Tabii ki doğru su olmasaydı bunların hiçbirisi olmazdı. Su vücut sıcaklığını dengeler. Sadece vücut sıcaklığını değil, dünyadaki ısıl denge de yine suyun varlığına bağlıdır demiştik. İç organlardaki zarar <laughs> zarların ve İskelet sistemindeki eklemlerin kayganlığını sağlayarak hareketi kolaylaştırır dedik ki su olmasaydı parmağımızı bile kıpırdatamazdık. Aynen öyledir. Dolayısıyla üçü de doğrudur. Cevabımız da E seçeneğindedir. Evet şimdi üniteyi de tamamladığımıza göre neler öğrendik? Şu baştan sona bir göz atalım bakalım. <laughs> su insan, bitkiler, hayvanlar ve dünya için en 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 önemli bileşiktir dedik. Herhangi bir yer gezegene e, hayat var mı acaba diye sorusunun cevabını ancak su var mı diye cevaplayarak bakabilirdik. Dünyanın büyük bir kısmı sudan oluşmasına rağmen çok az bir kısmı kullanıma uygundur dedik. Bu nedenle kirletilmemeli ve tasarruflu kullanmalıdır dedik. Kalsiyum ve magnezyum yonlarınca zengin olan suların sert sular olduğunu söyledik ve bunun yumuşatılması sağlanmalıdır dedik. Karbondioksit, kükürt trioksit, azot dioksit, karbon monoksit ve klor Önemli hava kirleticilerdir ve sera etkisi, asit yağmurları, ozon tabakası incelmesi ve zehirlenme gibi önemli problemlere yol açarlar dedik. Plastikler, deterjanlar, ağır metaller, organik kimyasallar, piller ve endüstriyel atıkları ise su ve toprak kirletici etkenler olarak değerlendirdik arkadaşlar. O zaman şöyle güzelce tekrarımızda yaptığımıza göre ne yapıyoruz? Ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.